Baş katı sayısı 1 olan 3. dereceden p x polinomu x kare artı 4 ile kalansız bölünebilmektedir. Kalansız bölünebildiği için x kare artı 4 ile çarpanlarından birisi x kare artı 4 olacak şekilde düşünüyorum. 3. dereceden olduğu için 1. dereceden bir çarpan olacak. Baş katı sayısı da 1 olduğu için 1x artı a şeklinde modelliyorum. P2x polinomunun 2x eksi 3 ile bölümünden elde edilen kalan 52'dir. Yani buna bölümünden kalan dediğimde bunu sıfıra eşitleyip 2x gördüğümüz yere 3 yazarsak sorulan polinomda P3'ün 52 olduğunu söylüyoruz. P3 52 ise burada kullanacağız. P3 yazıyoruz. 9 artı 4 13. 3 yazarsak 3 artı A 52. Buranın 4 olması gerekiyor. A'mız buradan 1 çıktı. Bize P2 değerini soruyor. Şimdi P2 polinomunu yazalım. X kare artı 4 çarpı x artı 1 p2'yi okumak istiyorsak x yerine 2 yazıyorum. 4 artı 4 çarpı 2 artı 1. Burası 8, burası da 3. Cevap 24. Ceyhan. Bir polinom vermiş. X üzeri 4'lü terimin katsayısını soruyor. Daha çok binom sorusu gibi çözeceğiz bunu. X üzeri 4'lü terimi görmek için şu iki ifade neyle neyi çarparsak x üzeri 4'lü yiyoruz. Bunu düşünüyoruz. Burası açılımda hepsinin kuvveti çift olacağı için burada x kare var. X kareli ifadeyle buradaki x kareli ifadeyi çarparsak x üzeri 4'lü terim gelir. Buradaki sabit sayımız ile x üzeri 4'lü ifadeyi çarparsak yine x üzeri 4 gelir. O zaman bunu ifadeyi de bununla çarpıyoruz. Öncelikle şuna bakarsak 4'ün üçlüsü 4 yapar. 4x kare olur burası. Buradan da bir x kare ile çarpıyorum. Burası 4x kare yaptı. Burada 1, 4'ün ikilisi 6 yapar. 6x üzeri 4 ile 1'i çarpıyorum. Yani burası 4'tü. 6x üzeri 4 yapar. Toplarsak 10x üzeri 4. Yani ifademiz Bursa. Px bir polinom olmak üzere PA eşit 0 eşitliğini sağlayan A sayısına bu polinomun bir kökü denir. Px ve Rx polinomları için polinomlar vermiş, eşitlikler veriliyor. Buna göre eksi 1, 0, 1. Burada Rx polinomunu yazdık ki yani PPx bileşke fonksiyon kendisini getirip x yerine, kendisini de x yerine yazıyoruz. Yani Px polinomumuz x kare eksi 1, x yerine x kare eksi 1 yazdık. X kare eksi 1'in karesi eksi 1, Rx polinomu. Sayılarından hangisi Rx polinomunun köküdür demiş. Burada yerine yazarak bakalım. Eksi 1'i yazarsak 1 eksi 1'in karesi eksi 1. Burası 0 eksi 1 çıkıyor sonuç. O zaman bu bir kökümüz değil. 0 yazarsak eksi 1'in karesi eksi 1. 1 eksi 1'den 0 yapıyor. Evet, bu bir kökümüz oldu. 1 yazarsak 1 eksi 1'in karesi eksi 1. Yani burası da eksi 1 çıkıyor. Bu da kökümüz olmadı. Yalnız 2 diyoruz. Bursa. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 4. dereceden Px polinomu her x gerçel sayısı için Px eşittir Px x. Bu şartı sağlıyorsa bu bir çift fonksiyondur. Çift fonksiyon ise ve baş katsayısı 1 ise 4. dereceden olduğu için x üzeri 4 ile başlatıyoruz. Sonra çift dereceli terimler olması gerekiyor. Ax kare artı b olabilir. 4'ten küçük olanlar. P2 eşit 0, P3 eşit 0 olduğuna göre P1 kaçtır demiş. P2'yi yazıyoruz. P2'mi 0 eşit. 16 artı 4a artı b eşit 0. P3'ümüz 81 artı 9a artı b eşit 0 diyoruz. Burayı eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsanız 65 artı 5a eşittir 0'dan. A buradan eksi 13 çıkar. A'yı eksi 13 bulduk. Burada yerine yazarsak 16 artı eksi 52 artı b eşit 0. Burası eksi 36 yapar. B eşittir 36 çıkar. Bunu da bulmuş olduk. A ve b değerlerini bulduk. Polinomu biliyoruz artık. Polinomumuz x üzeri 4. A'mız eksi 13. Eksi 13 x kare artı 36. Bize P1'i sormuş. 1'i yazdık. 1 eksi 13 artı 36. Burası da 24 yapar. Cevap Ceyhan.
En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 4. dereceden bir polinomun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Bu polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kesme noktalara ait bazı parçalar aşağıda verilmiştir. Dikkat ederseniz x eksenini 4 ve eksi 3 noktasında kestiği için x eksi 4 ve x artı 3 çarpanı polinom içinde vardır. Bunlar sıfırlarıdır. Y eksenini 72 de kesmiş. Birinci dereceden olduğu için başka bir çarpan varsa x kare artı bx eksi 6 şeklinde modelledim. Eksi 6'yı nasıl belirlediniz? Y ekseni kestiği nokta 72 olduğu için x'e 0 verdiğimizde şu sabit sayı ile şu sabit sayıların çarpımı 72 olması için burası eksi 6 olması gerekiyor. Eksi 4, 3 daha eksi 12, eksi 6 ile çarparsanız dikkat ederseniz 0 yazdığımızda x yerine artı 72 yapıyor. Peki kesinlikle o zaman buradan kökler tam sayı çıkması gerekiyor. Köklerin tam sayı olduğu bilindiğini söylüyor. O zaman nasıl yapacağız? Burayı çarpanlarına ayıracağız. Çarpanlarına ayırdığımızda 3'e eksi 2, eksi 3'e 2, 1'e eksi 6, eksi 1'e 6. Kökleri tam sayı yapan durumlar bunlar. Bunlardan elemem gerekiyor. Nasıl eleyeceğiz? 3'e eksi 2. 3'e eksi 2 neden olmaz? Buradan x artı 3 çarpanı gelir. Yani iki tane x artı 3 çarpan olursa burada ne olması lazım? Burada teğet olması gerekiyor. Çift kuvvet olduğu için. Bunu direkt eledik. Burayı eledik. Eksi 3'e 2. Eksi 3'e 2 olabilir mi? Bakalım. Şimdi eksi 3'e 2 de dursun. Bu olabilir çünkü. 1'e eksi 6'ya gelelim. 1'e eksi 6 olabilir mi? Yani 1 olursa x artı 1 sıfır yapan değer eksi 1. Kökün 1 burada olacak. Böyle dönecek. Doğru. 6 olursa ne olacak? Yani eksi 6 çarpan olduğunda kökün 1'i şurada olması gerekiyor. X eksi 6'yı sıfır yapan değer 6. Buradan grafik 6'a geri dönmesi gerekiyor. Yani bu şekilde 6'dan geri dönmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz o zaman en sağ tarafta eksenin altında kaldı. Biz en sağ tarafta eksenin altında mı üstünde mi olduğuna karar vermek için en büyük dereceli terimine bakıyoruz. En büyük dereceli terim çarptığımızda x üzeri 4 pozitif yapıyor. Eksenin üstünde olması lazım. Yani en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 ise en sağ tarafta eksenin üstünde olması gerekiyor grafik. Buradan dolayı da bu olamaz diyoruz. Bu ne dedik? Burada da eksi 1'e 6 dersek yani x eksi 1 çarpı x artı 6 şeklinde çarpanını ayırırsak köklerden birisi 1, diğeri eksi 6 olacak. Yani şurada bir kökümüz olacak. Bize burada bir eksi 3 ile 0 arasında bir kök lazım ki şöyle dönsün böyle gitsin. Eğri şeklinde olacağı için. Burada bir kök çıkmadığından dolayı bunu deliyorum. O zaman tek bir ihtimal kaldı bu. Yani eksi 3'e 2 olması gerekiyor. Toplamları eksi 1 bize b'yi veriyor. Px polinomunu yazabiliriz artık. Px polinomu x eksi 4 çarpı x artı 3 çarpı x kare toplamlarına eksi 1 demiştik. Eksi x eksi 6 oldu. Bu şekilde yazdık. Polinomu katsayılar toplamını soruyorsa x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. P1, burası eksi 3, burası 4. Buraya 1 yazarsak eksi 6 çarptığımızda katsayılar toplamı buradan artı 72 yapıyor. En yüksek derece terimin katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçek katsayılı bir Px polinomunun iki farklı kökü P0 ve P-1'miş. İkinci dereceden baş katsayısı 1 olduğu için bu şekilde modelledim. X kare artı mx artı ne? Kökleri demiş. Kökleri p0 ve p-1 değeri demiş. O zaman birinci kökümüz x1'imiz p0, x2'miz p-1 diyelim. O zaman getirip polinomda 0'ı yazarsanız kökün n olduğunu, burada da eksi 1 yazdığınızda ikinci kökün 1 eksi m artı ne olduğunu görürsünüz. Buradan şunu yapalım. Kökler toplamı yani 1 eksi m artı 2'ni eşittir ne çıkar? Eksi m çıkar. Eksi m çıktı. Dikkat ederseniz m'ler birbirini götürüyor. 2n eksi 1'den n'miz eksi 1 bölü 2. Neyi bulduk? Dikkat ederseniz kökler çarpımı nedir? Kökler çarpımı yani bir kökümüz eksi 1 bölü 2 çarpı diğer kökümüz burası. 1 eksi m eksi 1 bölü 2 yazalım. N yerine de eşittir. Kökler çarpımında c bölü a'dan n okuyoruz. Yani eksi 1 bölü 2 okuyoruz. Ne yaptı burası? 1 olmak zorunda. 1'e eşitlerseniz 1 eksi m eksi 1 bölü 2 eşittir 1 için m'miz de eksi 1 bölü 2 çıktı. Bunu da bulduk.
Bize P2 değerini okumamızı istemiş. Polinomu yazalım öncelikle. Polinomumuz x kare eksi 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2. P2 değerini okuyalım. 4 eksi 1 eksi 1 bölü 2. Burası 2,5, yani 5 bölü 2 yapıyor. Cevap Ceyhan.